Çok. Hocam orada 86 değil. Hoca yanlış hesaplamış. Hatta sonradan... Sen bir dahisin. Peki konuşma sınavı ile ilgili verebileceğin bir taktik var mı bize? Beni aralarına almıyordu. O zamandan beri sınıf değiştirmiştim. Kavgalıydık. Ahmet'i daha çok özlersiniz. Senin hedefin nedir LGS için? Hocam ben Galatasaray sözü istiyorum hocam. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün harika bir içerikle karşınızdayız. Öğrencilerin e-okul notlarını inceleyeceğiz. Öncelikle 8. sınıf ve 7. sınıf arkadaşlarımızla şöyle bir başlayacağız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? İyi hocam. Siz İyi nasılsınız? Hocam, siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Şimdi tek tek hepinizin e-okul notlarını inceleyeceğiz ve arada patladığınız dersler varsa yandınız. Hazır mısınız? Hazırız hocam. Öncelikle Devrim'le başlayacağız. Devrim hazırsan notlarını incelemeye başlıyoruz. Beden eğitimi zaten 100. Birçok arkadaşımızın 100. Din kültürüne geçiyorum. Din kültürü de 100. Problem yok. Güzel gidiyoruz. Fen bilimlerine geçtik. Fen bilimlerinde notun 95. Özellikle LGS'ye hazırlanırken bir yandan bu yazılılardan nasıl bu kadar yüksek notlar almaya başladın? Bunu da bir öğrenelim. Ya hocam bu LGS hazırlarken hem konu çalışmalarını test çözdüğümüz sürece ama şey olarak konuyu da kavramış iyice oturtmuş oluyoruz. O sebepten hocam yani 95 üzerinden de hocam hani sınav başlamadan bir kere bakınca zaten yüksek alınıyor. Güzel. Evet geçtik. Türkiye'nin en çok sevdiği ders olan matematiğe. Matematikte 95 gibi bir notum var. Peki burada matematikten bu yüksek notu almayı nasıl başarıyorsun? Hocam zaten bizim hoca da kolay yaptı. Benim hocam sayısalım daha iyi sözlerim oranla. Bir de hocam LGS dershanesinde sorular hani bizim dersimize giren hoca da çok iyi anlatıyordu. Ondan da iyice öğrendim. Hocamız da okuldaki hocamız da çok iyi anlatmıştı. Hocam onlar birleşince 95 oldu. Çok güzel. Bu o arada... hocam küçücük bir yanlışla. Yani test hocam full 20 soru vardı. Bir soru bir yanlış olunca 95 oldu. Biz o 95'lere falan nazar boncuğu diyoruz arkadaşlar. Çok normal onlar. Bu arada bugün bizimle beraber olan arkadaşlarımız Tonguç Dershanede ve LGS Dershanesinde eğitim görüyorlar. Ve biz de onların e-okul notlarını inceliyoruz. Matematikte de 95 gibi bir not var. Türkçe'de de 98. Şimdi Türkçe aslında gün geçtikçe zorlaştı. Türkçe'de 98'i konuşma sınavından, dinleme sınavından nasıl bu notu alabildin onu da bir dinleyelim. Hocam dinleme sınavında zaten kolaydı. Hoca bir metin vardı ama ona göre bir paragraf yazdık. İşte sorularını cevapladım. Şeyde de hocam konuşma sınavında zaten tavan not hocam 95, ondan da 95 aldım. Benim hocam düz aslında yazılı notum da 98'di. Benim için çok da bir şey değişmedi yani. Vay gayet güzelmiş. Peki bu hocalar sence niye bunu düzlemiyorlar? Mesela niye direkt 100 yapmıyorlar da 98 bırakıyorlar? Yani hocam benim matematik notumun daha önce 99 olduğu da oldu. Hoca onu 100'e tamamlamadı. Onun için çok anormal karşılamıyorum yani. Artık alıştık diyorsun. Evet, bir hocam bir sınav alım var o kadar yani. İngilizce sınavında hocam. Dedim ki 80 alırsam dedim ağlamayacağım dedim. Çünkü hocam gerçekten aşırı zordu. 79 aldım hocam. Ağladın mı? Evet. 80 üzeri alsaydın ağlamayacaktın. Ah be olsun. Çünkü hocam ben hani aldım o 79 alacağım. Sınıfta ilk 3'e girdim yani sınav notumda. Gayet iyiymiş aslında. Çünkü hoca zor sormuş anladığım kadarıyla değil mi? Evet hocam. Tamam. O zaman seni tebrik ediyoruz. Arkadaşlara vereceğin taktikler var mı? Yani sen genel anlamda nasıl bir çalışma uyguluyorsun? Yani hocam ben her gün hani eve geldiğimde saat hocam 3.30 gibi evde oluyorum. 4 gibi çalışmaya başlıyorum hocam. Kendime hocam bir program oluşturuyorum. Hani günlük olarak program yapıyorum. Ona göre çalıştığım için daha verimli tam böyle konular tamamlanarak gidiyor. Güzel. LGS için şimdilik günde kaç soru çözüyorsun? Hocam 200-250 çözüyorum rahat. Oo, diğer 8. sınıf arkadaşların bir tık gözü korktu. Açıkçası senin notlarına bakarken seni birazcık eleştirmek istiyordum. Arada böyle sana birkaç tane şey yapmak istiyordum ama yapamadım. Gerçekten notların çok çok iyiymiş. Artık darısı Ahmet ve Halil İbrahim'in başına diyelim. Sana o zaman ikinci yazılarında ve tabii ki şimdiden LGS'de başarılar diliyoruz, olur mu? Teşekkür ederim hocam. Çalışmayı asla bırakma. Geçiyoruz Halil İbrahim'e arkadaşlar. Geçtik 7. sınıf arkadaşımız Halil İbrahim'e. Halil İbrahim selamlar. Merhaba hocam. Şimdi beden eğitimi ve din kültürü 100. Öncelikle tebrik ediyoruz. Burada okey. Burada sorunun yok. Tamam beden, din herkeste iyi görünüyor. Fen bilimleri 86. Hocam orada 86 değil. Hoca yanlış hesaplamış. Hatta sonradan kağıtları dağıttınca ben hesapladım. Hocaya gösterdim kağıdı. 95 olması. 95 olması lazım. Hocamız yanlış mı hesaplamış? Evet hocam. Hocamızın ismi ne? Hocam aslında ben de ilk görünce şaşırdım. Sonra hoca kağıtları dağıtınca gerçek ortaya çıktı. Hocamızın ismi ne? Dilara Aslan. Dilara hocam olabilir böyle şeyler. Hiç önemli değil. Daha çok çalışsınlar, yüz alsınlar. Gerekiyorsa
Arada 70 de verebilirsiniz hocam. Arkadaşlar bunlar sizin daha çok çalışmanız için motivasyon. Arada öyle kaçar böyle 5 puan 10 puan. Hocalarımız da insan yani. En nihayetinde günde 50 tane 100 tane yazılı notu okuyorlar. Onları da anlayalım birazcık. Fen bilimlerinde bu arada 95 aldın ya. Fen bilimlerinde nasıl çalışıyorsun Ali İbrahim? Hocam yani yazılıya biraz klasik olacak diye gözüm korkmuştu açıkçası. Aha. Ama hocam yazılıya girdim. Zaten o tane soruda da biraz olayı yanlış anlamışım. O yüzden 5 puan oradan gitti. Yani konu açısından konu eksini kapatınca sıkıntı kalmadı. Matematik 97. 3 puanı nereden kırmış hoca? Hocam kağıtları dağıtmadı bilmiyorum. Peki matematikte gerçekten bir başarın söz konusu. Sence bunu neye borçlusun? Tonguç dershaneden konu eksiklerini kapatıyorum. Testlerimi de çözünce ortada sorun kalmıyor. Şimdiden bence. Kafanda LGS var mı? Var hocam. Var mı? Hedefin var mı böyle kafada şu okul falan gibi? Bilmiyorum hocam ya. Bu arada hemen bir Devrim'e de sormamıştım. Hemen bir ona dönüp sormak istiyorum. Devrim, senin hedefin nedir LGS için? Hocam ben Galatasaray lisesi istiyorum hocam. Şu olarak da Galatasaraylıyım zaten. Aa, denemelerin ne durumda şu anda? Kolaydan zora değişiyor genel olarak netler ama hocam genel olarak 10 yardımcılarda seyrediyorum şu an. Gayet güzel. O zaman sene sonu Galatasaray Lisesi'ni kazanırsan nereye geleceğini çok iyi biliyorsun değil mi röportaja? Evet hocam. İnşallah seni de bekleyeceğiz aramıza. Görmek istiyoruz. O zaman devam ediyoruz. Halil İbrahim'in diğer notlarıyla. Seçmeli Kur'an-ı Kerim 100, seçmeli spor ve fiziki etkinlikler 100, seçmeli yabancı dil 86. Evet hadi bakalım. Seçmeli yabancı dil neden 86? Bunu bize anlatacaksın. Hocam aslında 6. sınıfta İngilizcem daha kötüydü. Yani İngilizcem yani en kötü olduğum derslerden bir tanesi. Aa. O yüzden hocam yani yükselme var. Sosyal bilgiler 89. Sen sayısalcısın gerçekten değil mi? Bunu notlarında da anlayabiliyoruz evet, yani. İleride de sayısal bir meslek seçeceksin. Meslek hayalin var mı? Hocam yani yazılımcı olmayı istiyorum. Son olarak şöyle bir bakalım Türkçe'de 91. Aslında sözelde çok iyi değilim diyorsun ama Türkçen'de 91. Bu nasıl iş? Hocam şimdi aslında daha yüksek olabilirdi hocam. Konuşma sınavına 90 aldım. Normal yazılıdan 96 aldım. Hocam dinleme sınavı en kolay olanıydı. Evet. Ama hocam hoca kağıtları dağıtınca tüm sınıf şok. 80 aldım. Niye öyle oldu acaba? Hocam sorular acayip kolaydı. Metin acayip kolaydı. İşte hocam biraz cümleleri kısa yazmışız o yüzden. Son olarak yine yabancı dil 82. Bunu artık konuşmayacağız. Ben ikinci yazılıda senden bir söz istiyorum. Bu yabancı dil konusuna bir çözüm bulacağız. Ve onları 85-90'a çıkaracağız en kötü. Tamam mı? Tamam hocam. Halil İbrahim sana çok teşekkür ediyorum. Birazdan yine tekrardan arada konuşmamız gerekirse konuşacağız seninle. Geçtik Ahmet'e. Ahmet'le bağlantıyı kurarken Ahmet bir sürü dert anlattı bize. Ahmet bir sınıf değiştirmişsin. Evet hocam. Neden? Niye sınıf değiştirdin? Hayırdır inşallah. Ben eskiden bir beden eğitimi dersinde bir sorun olmuştu. Arkadaşlarımla bana top oynatmama izin vermiyordum. Beni aralarına almıyordu. O zamandan beri sınıf değiştirmiştim. Kavgalıydık. Kavgalıydık derken kavga dövüş değil evet de hocam. Tartışmalıydınız galiba değil yok mi? Yok hocam. Tartışmalıydık. Yani seni ben üzülüyordum. Ondan sonra beni müdür yardımcısı aldı. Hangi sınıfa geçmek istiyorsun dedi. İlkokuldan arkadaşım vardı. Onun sınıfına geçmek istiyorum dedim. Eski sınıfında sana birazcık seni aralarına almıyor gibiler miydi? Yani hocam. Olsun bunları kafaya takmıyorsun değil mi? Yok hocam. Umurumda bile değil. Aferin sana helal olsun. O eski sınıfındaki arkadaşların da bence yaptığı hatanın çok farkına varamadılar. Sen biraz daha onlardan... Sonradan hocam ayrılınca beni özlemeye başladılar. Ya. Hatta benimle şu an oynuyorlar. Ahmet'i daha çok özlersiniz. O aranızı almadınız. Sınıf değiştirdi. Ahmet'i daha çok özlersiniz. Daha da gelmez. Hazırsan okul notlarına geçiyorum. Hazırız güzel muhabbet hocam. Ettik. Hazırsın değil mi? Gönderin süper. Gelsin. Gönderiyorum. Beden eğitimi 100. Din dersine geçtiğimizde 60 görüyorum. Şaka mı bu Ahmet? Şaka değil hocam. Bizim hocayla bir sınav yaptırdığı gün arkadaşlar hocayı bir delirttiydi hocam. Resmen hoca onlar dövece disiplini alacaktı. Sonra ne oldu peki? Bunun yazılıyla bağlantısı ne? Hoca sinir olup size zor mu sordu? Ne yaptı? Zor olması bir de hocam soruyu çözerken bayağı bir ses vardı. Resmen hocanın yanında bağırıyorlardı. Sizin okulda birazcık böyle yaramaz arkadaşlar var çok, galiba değil mi? Çok hocam çok. Olsun sağlık olsun diyelim. İkinci yazılılarda... Dinden kaç almayı planlıyorsun? 100. İnşallah. Bekliyorum sonuçlarını. Fende 97. Bak fen çok iddialısın. Hocam ben sayısalcıyım. Sen de mi sayısalcısın? Peki fendeki başarını neye borçlusun? Yani fende mesela nasıl bir çalışma? Hocam size borçluyum. Teşekkür ederiz. Neler yapıyorsun Tonguç dershanede? Hocam dersleri dikkatli dinliyorum. Sorulara kalkıyorum. Videolarınıza bakıyorum. Oradan çalışıyorum. Testlerinizi çözüyorum. Sana faydalı olduysak ne mutlu bize. Geçelim İnkılap'a. İnkılap 70. Peki İnkılap'ta bizi dinlemiyor musun? Hadi. Madem fenin 97, İnkılap'ın neden 70? Dinliyorum hocam da o gün bir telaşlandıydım şeyden dolayı. Sınavda mı telaşlandın? Birazcık yanlış yapalım. Evet hocam. Türkçe'de 82. Türkçe'de şöyle bir şey oldu hocam.
memnun musun? Memnunum ben hocam da şöyle bir durum oldu. Hocayla biz bazen notum ondan dolayı düştü. Bazen ders dikkatli dinlemiyordum. Canım sıkılıyordu derste. Konuşma ve dinleme sınavların nasıl geçti? Beni zaten konuşma sınavı düşürdü sınavıma. Genel olarak bakarsak fena değil sanki notlara. Ne diyorsun? Yani hocam. Peki sen LGS'de günde kaç soru çözüyorsun? Onu yalan söylemeyeyim hocam. Ondan bayağı bir çok düşük çözüyorum. Haftada 50 ne bulduysanız. Ne diyorsun ya? Hocam o kadar düşük. Arkadaşlar Ahmet'i yayından alabilir miyiz? Öğrenci arkadaşlara kötü örnek oluyor. Evet alabiliriz. Ahmet teşekkürler bağlantı için. Hoşça kal. Teşekkürler. Sakın alma ya, şimdi alır arkadaş. Aman ha yapmayın öyle bir şey. Sana bir şey diyeyim mi Ahmet? Sen bir dahisin. Neden biliyor musun? Çünkü bu kadar az soru çözerek şu an matematikte ve fende bu notu alıyorsan, eğer günlük çözdüğün soruyu şöyle bir 70-80 100'e çıkarsan demek ki çok daha farklı sonuçlar yapacaksın. Yanlış mıyım? Evet. O zaman şu soru sayısını bir arttıralım mı? Bak ben dershanedeki koçlarınla da bir konuşayım. Bunu muhtemelen saklamışsındır onlardan. Yani dershanedeki koça da söyleyeyim. Yok hocam söyledim onlara. Söyledin mi? Onlara da söyledim. Söyledim onlara da ben bayağı bir düşük çözüyordum. Hatta birazcık uyarı da gelmeye başladı uygulamada. Gelir. Tonguç dershanede bütün etkinlikleriniz takip ediliyor arkadaşlar. O yüzden düşük soru çözerseniz uyarı da gelebilir. Şu an velime de gidiyor her dakika. Veline de her dakika. Canlı derse girmediğimde belli oluyor bazen. Hepsi rapor arkadaşlar. O yüzden aman dikkatli olalım. Ahmet'ten de bir söz alıyorum şurada. Bundan sonra günlük minimum Ahmet 50 soru. Okey mi? Okey hocam. Ama bak yalandan değil bak. Eğer 50 soru çözemiyorsan 30'la başla. Günlük 30'la başla. Arttıralım bence hocam. Çünkü ben birazcık zorlanıyorum. Özellikle de matematikte. Yeni nesil sorularını ben çözemiyorum. Demek ki artık yavaş yavaş yeni nesil sorulara ağırlık vermem ve özellikle çözemiyorsan basit sorulardan başlama zamanı geldi. Devrim orada bakıyor. Hepsinden 100 almış. Diyor ki ben LGS'de Ahmet'i yerim diyor böyle. Baktıkça diyor ki yerim ben bu Ahmet'i diyor. O yüzden kendini yedirme. Bir an önce bu çözdüğün soru sayısını arttır. Tamam mı Ahmet? Tamamdır hocam. Şöyle sesin gelsin. Süper. Şimdi farklı sınıflardaki öğrenci arkadaşlarımızla devam edeceğiz. Sizlerle tekrardan görüşürüz o zaman. Şöyle bir el sallayın kameraya. O zaman geçiyoruz 6 ve 7. sınıftaki arkadaşlarımızın e-okul notlarına. 5. sınıf bir arkadaşımız da vardı ama maalesef bağlantı kopukluğu yaşadı. Dahil olabilirse tabii ki onu da alacağız. Aslı, Irmak ve Mustafa ile beraberiz. Arkadaşlar selamlar. Merhaba hocam. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz hepiniz? Çok iyiyiz. İyiyiz hocam. İyiyiz hocam. Harika. Çok iyi görünüyorsunuz. Öncelikle Aslı'nın e-okul notlarıyla başlamak istiyorum. Siz de bir yandan takip edin. Bakalım Aslı'nın notları nasılmış? Aslı selam. Merhaba hocam. Aslı şimdi hemen senin şöyle bir notlarına bakmak istiyorum. Beden eğitiminden 100 aldığını görüyorum. Peki senin bedende en çok yapmayı sevdiğin şey ne? Hocam genellikle squat çekiyoruz. Oo neler yapıyorsunuz ya? Din kültürü 97, fen bilimleri 98, fende yüksek not almışsın. Seni kutluyorum gerçekten. Fen bilimlerinde en sevdiğin konu hangisi? Fen bilimlerinde en sevdiğim konu destek ve hareket sistemi. Peki fen bilimlerinden bize bir taktik verecek olsan seni dinleyen 6. sınıflara ne söylersin? Fen bilimlerine iyi çalışmamız lazım. Özellikle Tonguç'taki videoları izleyerek kitaplarınızdan soru çözün. Bu arada sen de bir Tonguç dershane öğrencisisin. Tonguç dershanede dersler nasıl gidiyor? Yani memnun musun her şeyden? Onu da bir sormuş olalım. Evet memnunum. Canlı derslere giriyorum. Koçumun verdiği görevleri, ödevleri yapıyorum. Peki matematiğe bakıyorum. Matematik 87. Peki sence 87 nasıl bir not Aslı? Benim için güzel bir not. Ama daha yüksek de olabilirdi. Bence 87 gayet iyi bir not. Hiç üzülmeye değecek bir not değil. Bazı çalışkanlar yapıyorlar ya. Ya işte çok kötü bekliyorum, çok kötü geçti sınavım. Bir bakıyorsun tak 85-90 alıyor, ona üzülüyorlar falan böyle. 87 bence gayet iyi bir not. Hemen devam edelim. Müzik 100. Sanırım iyi bir sese sahipsin Aslı. Evet. Gerçekten mi? Hı hı. Bakıyoruz diğer notlarına gelelim. Sosyal bilgiler 80. Şimdi sosyal bilgiler 80 ise orada bir duracağız yani Aslı. Hocam benim için iyi bir not. Ama daha fazla olabilirdi dediğim gibi. Sen bence ikinci yazılılarda bu sosyali 90-100 yaparsın diyorum. Ne diyorsun? Evet, ben de yaparım diyorum. Çünkü Türkçeni görüyorum. Türkçede 90 almışsın. Evet. Peki konuşma sınavı ile ilgili falan ya da diğer sınavlarla ilgili verebileceğin bir taktik var mı bize? Konuşma sınavından hatta birkaç gün önce belirlenen tarihte bir metin yazdım. Vay o metne gün gün çalışarak tahtaya kalktın değil mi? Hı hı. Böyle bir heyecan oldu mu? Öğrenci arkadaşlarına bakarken böyle nasıl yapacağım oldun mu? Yani bende birazcık heyecan oldu ama daha çok metne odaklandığım için pek takılmadım.
Onun dışında İngilizcen de 96, İngilizce'de de fena değilsin sanıyorum. Evet. Peki ikinci yazılılara nasıl hazırlanacaksın? Onu da bir öğrenelim senden. İkinci yazılılara genellikle videoları izleyerek ve daha çok soru çözerek hazırlanmayı planlıyorum. Umarım güzel geçer. Bizim güzel geçeceğinden şüphemiz yok zaten. O zaman diğer arkadaşlarımızın da şöyle bir okul notlarına bakalım ama sana bir şey soracağım. Devamsızlığın kaç? Devamsızlığım şu an bir devamsızlığım yok. Yok, sıfır mı? Bak not alıyorum. Tebrik ederim. Aslı sen hiç hastalanmıyor musun ya? Bir grip mrip de mi olmuyorsun yani? Hocam hastalanıyorum ama o kadar ağır hastalıklar değil yani. Güzel. Okula gidebiliyorum yani. Güzel. O zaman bir de Irmak'a geçelim. Irmak'cığım nasılsın? Nasıl gidiyor okul? İyiyim hocam. Çok iyi gidiyor. Harika. Siz biraz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Birazdan e-okul notlarını inceleyeceğiz. Bununla ilgili bir çekincem, bir korkum varsa hemen şu anda yayını terk edebilirsin. Yok hocam. Çok heyecanlıyım. Süper. O zaman hemen notlarını görelim. Beden eğitimi 100. Evet. Senin beden eğitiminde yapmayı en çok sevdiğin şey ne Irmak? Voleybol oynamak hocam. Maç da yapabiliyoruz hocam. Peki o zaman biraz daha zor derslere şöyle bir gelelim. Hani beden kolay bir ders biliyoruz ki. Fen bilimleri 98. Gayet iyi bir not. İki notu nereden kırdı hoca acaba ya? Hocam stoplazmayı sormuştun ne yapıyor diye. Yaşamsal değil doğal olaylar yazmıştın. Peki, İkinci dönem hallederiz hocam. İkinci dönem hallederiz. Daha ikinci yazılılar var bu arada. İkinci döneme bırakma. İkinci yazılılar var daha. Matematiğe geçelim. Bence burada en önemli şeylerden biri senin matematikte 100 alıyor olman. Burada anladığım kadarıyla Irmak kopya çekiyorsun. Hocam ben değil benden çekiyorlar. Oo kral. Zaten bu not onu gösteriyor. Kopya çekerek kimse 100 alamaz zaten. Belli ki çalışarak 100 alıyorsun. Ama kimseye de kopya verme olur mu Irmak? Senin emeğin çünkü boşa gitmesin. Peki sen matematikte çalışırken arkadaşlara neyi önerirsin? Çünkü matematik öğrenci arkadaşlarımızın en çok zorlandığı derslerden bir tanesi. Sence matematikte ne yapmalılar da senin gibi 100 alabilsinler? Hocam temel çok önemli. Sosyal medyada matematik kötüleyen kişilere inanmamalıyız. Onlara inanırsak zaten baştan kaybederiz matematiği. Özellikle ben de çok rastlıyorum sosyal medyada. İşte matematik sanki böyle inanılmaz yapılamayan bir dersmiş gibi. Evet zor olmasına zor fakat gördüğünüz gibi 100 alan arkadaşlar gayet de alabiliyorlar. Sonra Irmak'cığım. Hocam matematik için Supersonik'ten yardım alıyorum hocam. Tonguç'un sayesinde. Teşekkür ederiz. Sanki böyle biz sana zorla söyletmişiz gibi oldu ama Irmak öyle bir şey yapmadık değil mi? Lütfen söyler misin arkadaşlara? Yok hocam ya. O zaman seçmeli matematik ve bilim uygulamalarıyla devam ediyoruz. Irmak bunda da 100'sün. Bu nasıl bir ders tam olarak? Ne yapıyorsunuz bunda? Hocam bunda fen işliyoruz. Matematik ama fen. Bilim uygulamaları olduğu için içerisinde. Son olarak bir de Türkçenin 100 olduğunu görüntülüyorum ve sana buradan bir alkış gönderiyorum. Tebrik ediyorum seni. Tüm derslerine şöyle bir genel olarak baktık. Seni de tebrik ediyoruz o zaman. Teşekkür ederim hocam. Mustafa'ya geçiyoruz. Mustafa selamlar. Merhaba hocam, size de selamlar. Senin notlarına baktığımızda öncelikle fen bilimlerinde 94 olduğunu görüyorum. Gayet iyi bir not. Sen fen bilimlerine nasıl çalışıyorsun? Hocam öncelikle dersi iyi dinliyorum. Bana verilen ödevleri yapıyorum. Videolardan izliyorum. Günlük programında neler var mesela? Tonguç Akademi'nin ödevleri var. Okul ödevlerim var. Benim ekstra yapmam gereken kendime verdiğim test ödevleri var. Güzel. Sen kendi kendine ödev mi veriyorsun? Evet hocam. O zaman fen bilimlerini 94'te geçtik. Matematikte yine 90 civarı bir notun var. Seni dinleyen arkadaşlara matematikle ilgili bir taktik versen, bir çalışma taktiği versen ne söylersin? Hocam ilk önce böyle matematikle ilgili oyunlar kuruyorum kendime. Metin falan yazıyorum hocam. İçinde matematiği bulunduruyorum. Ondan sonra onu yazarken okuyorum. Okuduğumda da o yapılması gereken işlemleri yapıyorum. Farklı bir teknik. Sanırım birazcık yeni nesil sorulara benzetmeye çalışıyorsun değil mi olsun? Evet metinleri. Hocam. Çok mantıklı. Ara sıra kendime sorular yazıyorum. O soruları nereden yazıyorsun? Mesela aklından mı yazıyorsun, kitaplardan mı örnek alıyorsun? Biraz kitaplardan örnek alıyorum. Birazcık da ben ekliyorum hocam. Bu şekilde devam et olur mu Mustafa? Senden şu ana kadar birçok öğrenciden duymadığım farklı bir teknik duydum. Tebrik ediyorum seni. Onun dışında din ve beden eğitimi 100. Bu arada bedende sen neler yapıyorsun? Sende bir topçu tipi var açıkçası. Şöyle baktığımda sağ kanada koyarım ve uçarsın gibi. Defans mısın? Defansım hocam, evet. Sağ bek. Ya ben demedim çok mi arkadaşlar? Bu çocuk sağ bektir demedim mi? Tam seninle konuşurken söyledim. İkinci yazılılar için Türkçe notunun da fena olmadığını görüyorum. Türkçe notunda 85. Peki Türkçe'de sen dinleme sınavına nasıl çalışıyorsun? Hocam biraz kendime dinleme sınavına ilgili bir şeyler açıyorum hocam. Ondan sonra yanımda da bir velim oluyor. Ondan sonra o da dinliyor benimle birlikte. Dinlediklerinden bana sorular sorup çalışmama yardımcı oluyor. Bu da çok güzel bir taktik. O zaman Mustafa, Tonguç Dershane'de sana da başarılar diliyoruz. Teşekkürler hocam. İnşallah farklı yayınlarda görüşürüz seninle de.
Olur mu? İnşallah hocam. O zaman bu yayına katılan ve bizimle beraber e-okul notlarını inceleyen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çok sağ olun. Bize e-okul notlarınızı açtınız. Teşekkürler. Bir şey değil hocam. Arkadaşlar görüşmek üzere tekrardan. Görüşürüz hocam. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Oo, ben söylemeden girdiniz. Tebrik ediyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Siz de e-okul notlarınızı yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.